Şimdi o zaman şunu sorayım. Biz bir süredir işte baştan bu yana Sedat Peker'in evine yapılan saldırı, suikast iddiaları, ne olacak, işte yaptığı açıklamalar, ifşalar, iddialar, bütün bunlara yönelik son yaptıklarının belki biraz daha dikkat çekmiş olması ve bazı adımlar atılmış olması. Şimdi bu yani yapılan saldırıyı vesaire de düşünecek olursak, böyle bir iletişimci gözüyle de belki bakmak lazım. İktidardaki etkisi konusunda nasıl bir çıkarım yapabiliriz? Bir yandan işte emniyetten açıklama geliyor, açıklama tatmin etmiyor. İçişleri Bakanı'na gündeme aldığını görüyoruz. İddialar üzerinde, o isim üzerinde yoğunlaşıyor vesaire, ama ez cümle son olarak da Beştepe'ye uzanmış olan iddialar ve o iddialar sonucunda iki kişinin görevinden alınma ya da istifasını da gördük. Neler oluyor diye baksan ve iktidarda nasıl yankıları oluyordur acaba desek, nasıl bir tablo var? Yani dışarıdan okumak mümkün mü bunu? Yani benim gördüğüm ilk kez bir iddia somut sonuçlar yarattı. Yani bu son saldırı hadisesini dışarıda tutsak bile somut sonuçlar yarattı. Niye? Çünkü işte iki istifa geldi. Sedat Peker iddialarıyla değil ama onun tetiklediği süreç nedeniyle sonunda savcılığın başlattığı bir soruşturma var. Onun dışında dolayısıyla hani ilk kez Sedat Peker'in bu iddiaları ya da ifşaatlarının bir etkisi oldu. Fakat Türkiye'de bir gariplik var ya, iktidar bu tür gündemleri yönetmeyi çok iyi başarıyor. O yüzden de mesela bu saldırı olmasaydı biz aslında SPK'yı, iddiaları, istifaları falan çoktan unutmuştuk bile. Çünkü geçen hafta başka konuları konuşmaya başlamıştık. Yani bence zamanlama açısından yanlış bir zamanlama oldu bu saldırı. Kim planladıysa muhtemelen kızmışlardır. Çünkü yeniden Sedat Peker'in ifşaatları, neyse açıkladığı skandal vesaire gündemimize geldi. Aslında biz bunu dün hatırlıyoruz, yani bundan iki gün önce, saldırıdan bir saat önce bütün bu olayları çoktan unutmuştuk. O yüzden de hani bu evet bir mesaj olduğu kesin. Bu muhatabının bu mesajı çok net bir biçimde algıladığı kesin. Çünkü daha önce Sedat Peker'in evi polisler tarafından kendi ifadesiyle ya da iddiasına göre uygun olmayan bir usulle aranınca feveran etmişti. Hatta o ilk videoların falan gerekçesinde ona bağlıyordu. Sonra evi hazineye devredilince, işte bu saldırı olayın yaşandığı ev hazineye devredilince yeniden hiddetlendi ve işte bu bildiğimiz son ifşaatları, açıklamaları yaptı. Fakat bu sefer hepsinden daha kötü belki bir şey oldu. Bir silahlı saldırı gerçekleşti. Mesela Sedat Peker şu an bundan önceki kendisine yönelik hamlelere verdiği tepkiler gibi bir tepki vermedi. Demek ki mesajı bence net bir biçimde algılamış. Ama hani bunu kim yaptı, niye yaptı falan, orayı anlamak çok şey değil. Tabii aklımıza ilk gelen gerekçe belli ki bu ifşaatlarına devam etmesi istenmedi. O yüzden de hani Nusi'yle uslanmayanı etmeli tektir, tektirle uslanmayan hakkı kötektir diye bir şey var, özdeyiş var bizim kültürümüzde. Nasihat ettiler yani, nasihatten anlamayınca da sert bir biçimde ikaz edildi. Belki ikaz aşaması geçildi, artık kötek aşamasına gelindi. Yani bu birilerinin Sedat Peker'in daha fazla konuşmasını istemediği çok aşikar. Ve bence eylemin tarzı falan da çok şey. Yani ben gelir, hani kendini güvende zannetme, evine gelir, çayını içer, sonra çıkarken de kurşun sıkıp gidebiliriz. Yani böyle oraya koyduğun insanlarla ya da şu an aldığın tedbirlerle güven altında değilsin mesajı vermekti belki. Çünkü adam arabadan hiç inmeden yaklaşıp doğrudan da ateş edebilir, dayı iniyor, çay içiyor, sohbet ediyorlar falan. Adam uğurlanırken hatta yol falan tarif ediyor, U dönüş yap falan diye, böyle o videolarda bir şey var, hareket var falan. Ve orada adam ateş ediyor. Şimdi belli ki bu Sedat Peker mesajı net bir biçimde anladı. O dünyanın kendine göre bir dili var. Ama yani bunu kimin yaptığını yorumlamak benim gördüğüm şu aşamada yani bir yanıltıcı olabilir. Fakat konuşmasının, daha fazla konuşmasının istenmediği çok aşikar. Ya da birileri Sedat Peker üzerinden başka bir yalgı yönetiyor. Çünkü biz ilk önce
suikast kimleri tutulduğunu haberini aldık. İşte hatta fiyat yükselmiş, işte rakamlar falan dolaşıldı, dolaşıma sokuldu. Arkasından bu saldırı hadisesi oldu falan. Yani kamuoyunu belli bir şekilde düşünmeye falan yönlendirmek gibi bir şey de var. Benim gördüğüm orada da bir profesyonel bir iletişim yönetimi daha var yani. Yani böyle arka arkaya haberlerin geliyor olması bizi psikolojik olarak hazırladılar. O yüzden bu benim gördüğüm hani temiz basit bir olay değil. Biri şöhret olmak için hani kabadayılık aleminde racondur bu. Gider en büyük kabadayıya saldırırsanız işte bir anda kariyerinizin zirvesine tırmanırsınız falan. Bu öyle bir şey değil. Bu ciddi bir şey var. Planlı bir bence bir kampanya yürütülüyor. Yani önceden gelen haberler, arkasından saldırı vesaire ama niye yapıldığını, kim tarafından yapıldığını hakikaten bu kadar profesyonel bir işin tahmin etmek o kadar da kolay bir şey değil. Çünkü bu böyle bir durumda ilk anda akla gelen bazı şeyler var, isimler var. Belki böyle düşünelim diye bunu yapıyorlar. Yani onu da kestiremiyorum. O yüzden de bu tür durumlarda çok net bilgiye sahip olmadan böyle hani şu yüzden olmuştur, şu yapmıştır falan şekilde yorumlar yapmak en azından benim açımdan çok da doğru bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Evet.